Bu belgesel projesine ve nehir söyleşilere başlamamın balıkçılıkla doğrudan bir ilgisi yok. Ama balıkçılığa merakım çok. Japonya ile de doğrudan ilgili değil ama Japonya'ya ve onun kadim kültürüne de çok meraklıyımdır. Denizcilik de bu merakın başat bir unsuru değil ama dalgaları ve balıkları çok seviyorum. Bu belgesel projesi Türkiye'nin bir dönemine ışık tutmak amacıyla oluşturuldu. Türkiye'nin 70'li yıllarına denk gelen bu döneminde dünya standartlarında eğitim veren bir kurumun hazin dönüşüm öyküsünü anlatmaktı amaç. Okul ilk olarak İstanbul Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsü adıyla kuruldu ve sonra İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi adını aldı. Bugün ise Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şeklinde eğitim öğretime çok başka bir sistemle devam ediyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk himayesinde ilk olarak 1 Ekim 1973'te eğitim hayatına başlayan okul, ülkemizde gemicilik, su ürünleri ve balık işleme teknolojisi alanlarında mevcut deniz kaynaklarımızın da değerlendirilmesinde etkinlik gösteren elemanlar yetiştirme gayesiyle kuruldu. Türk-Japon hükümetlerinin işbirliğiyle 1967-69 yıllarında yapılan görüşmeler sonunda yapımına karar verildi. Japon Yardım Kurumu JICA destekleriyle inşaat 1969 yılında başladı. Bu tarihten itibaren 1979 yılına kadar Japon uzmanlar Türkiye'ye geldi. Okula gönderilen araç ve gereçler JICA marifetiyle Japon hükümeti tarafından gönderildi ve uygulamalı eğitim imkanları arttırıldı. Kuruluş yıllarında Türkiye'den Japonya'ya birçok öğretmen eğitim almak için gönderildi. Japonya'dan da 40 civarı bir mühendis heyet Türkiye'ye gelerek bilgi ve teknoloji transferinde bulundu. Uluslararası olduğu kadar kültürler arası özelliği de olan bu okul deneyimi Türkiye'nin siyasi kaosa teslim olduğu o yıllarda bilimin aydınlatıcılığının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyordu. Fakat bu ses iyi işitilemedi ve proje günümüze kadar gelecek şekilde geliştirilemedi. Harika başladı, büyük emellerle ilerledi ama politik çıkar ve çekişmelerden kaynaklanan sebeplerle 80'lerle birlikte değişti, dönüştü ve sonrasında buharlaştı. Modern Türkiye'nin ilk denizcilik okulu olan İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi'nin kuruluşunda görev alan İnce Değeri'ndeki öğretmenleri de bu tsunamide kendilerine başka yerler, üretim imkanları aradı. Bu hikayenin en önemli isimlerinden biri olan Japonya'ya gönderilen öğretmenler arasında olup da döndükten sonra denizcilik eğitimini bir ekole dönüştüren, çok sayıda projeyle birlikte öğrenci yetiştiren, Japonya'ya öğrenci gönderen, Türk-Japon kültür ve eğitim ilişkilerini derinleştiren ve bunu günümüze kadar sürdürenlerden biri ve belki de en önemlisi Erdoğan Güven oldu. Kendisiyle bu okulun kuruluş hikayesini, Japonya'da kaldığı dönemki yaşadıklarını konuştuk. Dahası Japon kültürünü, eğitim felsefesini de bu nehir söyleşiye dahil ettik. Balıkçılık ve deniz bilimcisi Nezih Bilecik, bu okulun tarihini yazdı. Denizler çölleşmeden, balıklar yok olmadan, medeniyet tarlasından marş marşla geçenler adlı kitabında Erdoğan Güven için şunları söylüyordu. Burada bir kez daha hatırlatmak faydalı olacaktır. Balıkçılık okulu projesinde görev almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan Erdoğan Güven 1974-75 yılları arasında Tokyo Balıkçılık Üniversitesi yetiştiricilik bölümünde teorik ve uygulamalı olarak yetiştiricilik konusunda çalışmak üzere Japonya'ya gönderildi. 1971-1985 yılları arasında balıkçılık okulunda çalıştı. Su ürünleri bölümünün kurumsallaşmasında öğrencilerin su canlıları üretimine yönelik işletmelerde görev alabilecek becerileri kazanmış olarak yetiştirilmesi ve sektörce kabul görmeleri için gerekli her türlü çalışmada kuruluş zorluklarının aşılmasında bölüm öğretmeni ve bölüm başkanı olarak görev üstlendi. 1985 yılında kendi isteğiyle İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne geçti. Bu arada doktorasını da yapan Erdoğan Güven, yüzlerce öğrencinin yetişmesinde önemli bir payı olmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetiştiricilik ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 1997-99 yıllarında Sapanca İç Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Birimi yöneticiliğinde birçok komisyon, proje ve araştırma çalışmasında bulunmuş, 2006 yılından başlayarak fakülteye bağlı Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü ve birim yöneticiliğini de yapmaktadır, diyor. Yalnız bizim bu söyleşiyi yaptığımız dönemde hocamız emekli olmuştu. Ama buradaki biyografik bilgiler kendisinin ne kadar üretken, ne kadar kapsamlı bir eğitim-öğretim deneyimine sahip olduğunu da bizlere göstermektedir. Ben Erdoğan Hoca'dan büyük bir ilham ve feyiz aldım. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen zihni o kadar genç ki inanamadım. Hala çok aktif, okuyor, düşünüyor, konuşuyor ve denizlerden ilham alan yaşama sanatını biliyor. O yıllarda yaşananları ise daha dün gibi hatırlıyor. Belleği muhteşem, çok not almış, çok fotoğraf ve video çekmiş, o dönem yaşananlara sadece izleyici kalmamış, her sürecinde aktif rolden üstlenmiş. Bir deniz ve balık bilimcisi olduğu kadar bir sosyolog gibi de o dönemin gelişmelerini nitelikli bir gözlem ve edebiyat gücüyle anlattı bize. Kendisine minnettarız. Türkiye,
üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen denizlerin bilgisinde en yabancı ülkelerden biri. O kadar ki tarihi bağlarla kültürel alışverişte olmamıza rağmen Japon kültür eğitim düşüncesine de yabancıyız. Bu nehir söyleşi ve sonrasında yapmayı planladığımız belgesel, Türkiye'nin çevresine coğrafi ve biyolojik olduğu kadar sosyal olarak da kronik bir yabancılık içinde olduğu bu günlerde bu komünal duvarları kırmaya, yıkmaya ve bu bilmezlikleri aydınlatmaya yardımcı olacak bir çekiç veya fener görevi görebilirse ne mutlu bize. Kendimizi başarmış sayacağız. Erdoğan Güven gibi hocaların hocası kişiliklerden ilham alarak yüzümüzü gelişmiş dünyaya dönmenin ve oradaki bilgi, kültür ve felsefeyi alarak kendi topraklarımızı işlemenin 70'lerde olduğu gibi günümüzün siyasi ve toplumsal kaosundan kurtulmak için de bir reçete olduğunu hatırlattığını ifade etmekte yarar var. Söz Erdoğan Güven Hoca'da. Japonya ve Türkiye ilişkileri ve sonuçları diye bir proje önüme gelince hiç tereddüt etmeden katkı yapmayı düşündüm. 1971 14 Eylül'de Beykoz'daki Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi'ne ilk kez tayinim oldu. Ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu projeyle ilgili bilgilendirmiştik. Japon hükümeti ile Türk hükümeti arasında Beykoz'da bir balıkçılık okulu kurulacağı ve bu proje içerisine bizi ilave ettiklerini Milli Eğitim Bakanlığı'nda bildirince sevinçle projenin içerisine katıldık. 14 Eylül 1971'de Beykoz'a okula gittiğim zaman ilk karşılaştığım kupkuru bir bina, hatta inşaatları bazı yerlerde inşaatlar devam etmekte olan bir binaydı. İçine girince içeride aşağı yukarı 7-8 tane Japon uzman ve bir ekiple karşılaşınca adeta kendimi sanki bir dış dünyada gibi gördüm. Japonca, İngilizcenin konuşulduğu bir ortama girince ister istemez bir rahatsızlık hissettim ama kısa bir süre geçtikten sonra kendime geldim ve gerçekten nerede olduğumu, nasıl bir projenin içinde olduğumu anlamaya başladım. 1971 Eylül'ünde bu projeye dahil olarak ilk çalışmalarımızı Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi'nin müfredat programlarının hazırlanması, ders not içeriklerinin hazırlanması gibi aktif çalışmalara katıldık ve bu çalışma aşağı yukarı 3,5 yıl sürdü. Bu arada okulumuzda bulunan Japon uzmanlar bizlere haftanın belirli günleri Japonca kurslar vermeye başladılar. Bu kurslar daha çok Japonya gittiğimiz zaman Japonya'da Japon vatandaşlarıyla karşılaştığımız zaman kendimizi anlatabileceğimiz bir dil olarak bize öğretildi. Gramer yapısı olarak Türkçe'de çok yakın bir yapıda olduğu için biz çok kolayca Japonca'yı öğrendik. Ve bu şekilde hazırlıklar bittikten sonra 9 Şubat 1974 yılında Japonya'ya gittik ve Japonya'da bir yıl kaldık. Japonya'da bizi davet eden üniversite Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'ydi. Bu üniversitede biz 3 arkadaş gitmiştik. Ben balık yetiştiriciliği konusunda, diğer bir arkadaşımız balık avcılığı ve bir diğer arkadaşımız da balık işleme teknolojisi üzerine gitmişlerdi. Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde teorik dersleri görüyorduk. Uygulama alanları olarak Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde ilgili hocalarımızın bizi yönlendirdiği birimlere giderek orada uzun süreli uygulama çalışmalarında bulunduk. Bu yaklaşık bir yıl sürdü. Tabii bu arada dil olarak tabii ki zorlandık, zorluk çektiğimiz şeyler oldu. Özellikle Japonya'da şöyle bir şey var. Japonlar aşağı yukarı hepsi İngilizce biliyor ama konuşmuyorlar. Ama yazıyorlar. Yani yazın dediğiniz zaman yazıyorlar ama konuşmada sıkıntı oluyordu. Daha çok yazı dilini, onlarla yazı dilini kullandık ve günlük konuşmalarımızda da Japonca kendimizi anlatabiliyorduk. Örneğin istasyona gittiğimiz zaman nasıl hareket edeceğimizi, hangi istasyonda ineceğimizi Japonca anonslardan anlıyor ve bunları anlıyor ve bunun gereğini yapabiliyorduk. Ve bizi en çok zorlayan Japonya'da, tabii ben bireysel olarak kendimi ayrı ama diğer arkadaşları dikkate aldığımda en çok beslenme ile ilgili sıkıntılar baş gösterdi ama benim için herhangi bir sıkıntı yoktu. Japon yemeklerine çok kolayca alıştım. Çünkü sofraya baktığınız zaman sofranın üzerinde yalnız su ürünleri vardı yani. İster tatlı su kaynaklı, ister deniz kaynaklı su ürünleri donanımlı bir sofrayla karşılaşıyorsun. O bakımdan bir sıkıntımız olmadı. Japonya'da böyle bir özetten sonra yaptığımız çalışmalar ben yetiştiricilik alanında Japonya'nın aşağı yukarı Hokkaido hariç tüm bölümlerine gittim. Burada başta alabalık yetiştiriciliği, sazan balığı yetiştiriciliği ve yılan balığı yetiştiriciliği üzerine benim çalışmalarım yoğunlaştı. O zamanlar ülkemizde yalnızca Bozüyük'te
Papilla Alabalık vardı. Bilecik Bozüyük'te küçük bir işletme olarak kurulmuş tek bir işletme vardı. Ve o zamanın koşullarına göre Bozüyük Balık Üretim İşletmesi'nde yem olarak tavuklara verilen yem kullanıyordu. 1971 yıldan bahsediyorum. Japonya'ya gidince baktım ki bunun böyle balık yemiyle yapılacak bir iş olmadı. Bunun ayrı bir teknoloji olduğu. Görünce çok gerilerde olduğumuzu, çok eksiklerimizin olduğunu ve dolayısıyla bizlere çok büyük görevler düştüğünü anladım. Bunun üzerine hem yetiştiricilikle ilgili bilgilerimi pekiştirirken diğer yandan da balık yemi yapan fabrikaları ziyaret ettim. Ve onlarla ilgili temel bilgileri aldım. Neler gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor ve bizi daha çok tabii lisede öğretmenlik yapacağımız için balıkçılık liselerinde bizi uygulamalı çalışmalara görevlendirdi üniversitemiz. Tokyo Balıkçılık Üniversitesi. Bunun için Shizuoka'da Yaozi Balıkçılık Okulu. Benim iç sular bakımından yılan balığı, alabalık ve sazan yetiştiriciliğinin dominant olarak yapıldığı bir okul ve dolayısıyla bu okulda 2,5 ay kaldım. Bu arada 2,5 ay süresi içerisinde bu okuldaki eğitim sistemi nasıldır, nasıl eğitim veriliyor? Bunlarla ilgili gözlemlerim oldu. Bu arada öğrencilerle birebir karşılıklı diyaloglar kurduk. Bu diyaloglarımızda şunu da gördüm üzülerek, bizim ülkemizde coğrafya derslerinde biz başka ülkelerin yani her madenlerin yerlerini, çeşitlerini öğrenirken baktık ki Japonya'da Türkiye ile ilgili hiçbir bilgi yok. Hatta Türkiye'nin nerede olduğunu, Türkiye ismini bile bilmiyorlar. Yalnız Osman Toruk'a, yani Osmanlı İmparatorluğu'nu hala anıyorlar, söylüyorlar. Mesela bir öğrenci şöyle bir soru sordu. İstanbul'da 100 araba var mı? Bunu ben hep böyle şey yaparım, 100 araba var mı deyince ben şaşırdım. Ve burada kendime de şöyle bir soru sordum. Yani demek ki 100 araba var mı diye çocuk bir soru sorabiliyorsa demek ki ülke olarak bizim yaptığımız yanlış şeyler var dedim. Bunun üzerine tabii diğer iki arkadaşla beraber bir araya gelince dedik ki biz elçiliğe gidelim. Elçiliğimizde Türkiye'mizle ilgili bilgi eksikliği oldu ve dolayısıyla Turizm Bakanlığı ile elçiliğin diyalog kurarak bize belgeler vermelerini ve biz çünkü aşağı yukarı Japonya'nın en ücra köşelerine gidiyorduk. Gittiğimiz her yerde Türk'üz deyince şaşırıyorlardı ve dolayısıyla elimizde de bir doküman olmayınca kendimizi fazla anlatamıyorduk. Yalnız şunu şöyle bir anım var. Bir köyde bir aşağı yukarı 70-80 yaşlarında bir hanımefendi Atatürk kelimesini kullanınca biraz şey yaptım. Türkiye'yi bilmiyorlar ama Atatürk'ü biliyorlar diye böyle bir rahatlama geldi. Daha sonra o zamanın büyükelçisi son zamanlarda Oramiral Celal Eyacıoğlu, rahmetli Celal Eyacıoğlu'ydu. Biz kendisine gittiğimizde ve dedik ki bizim Türkiye'mizi hiç kimse tanımıyor. Bununla ilgili bize dokümanlar verir misiniz, temin eder misiniz deyince amiralımız pekala dedi ve bize kısa sürede istediğimiz evrakları ulaştırdı ve biz de gittiğimiz yerde ülkemizin tanınması için katkılar da yaptık. Bir yılın sonuna doğru yaptığımız çalışmaların genel Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde bir değerlendirmesini yaptık. Rahmetli Minoru Nomura hocamız bana dedi ki şimdi sen Türkiye'ye gidince dedi ne yapmak istiyorsun dedi. Burada dedi sizi bir yıl misafir ettik. Bir yıl sonunda biz size neler verebildik? Siz neler götürebiliyorsunuz burada diye benimle oturdu. Aşağı yukarı 3-4 saatlik bir sohbetimiz oldu ve bana şöyle dedi. Erdoğan'cığım ülkene döndüğün zaman dedi her zaman arkada bir numara hoca olduğunu unutma. Hangi konuda takılırsan takıldığın konuda derhal bana yazmanı rica ederim dedi. Ve bunu bir şey olarak Angarya olarak kabul etmiyorum, seve seve yapacağım diye rahmetli bana söylemişti. Ve gerçekten de ülkemize döndükten sonra benim bazı sorularımı rahmetli hocamıza yazdığım zaman bana en kısa sürede detaylı, geniş bir şekilde bu bilgileri gönderdi ve her zaman da kendisini rahmetle anıyorum. Ülkemize döndükten sonra 1975 5 Şubat'ında ülkemize döndük. Ve böylece ilk eğitim öğretime katkı yapmaya başladık. Yani fiilen geldiğimiz zaman su ürünleri bölümü öğrencileri birinci sınıftaydı. Onların ikinci sömestrisiyle birlikte ben Beykoz'daki Denizcilik Su Ürünleri Meslek Lisesi'nde eğitimime bir fiil başlamış oldum. 1975'ten 25 Eylül 1985 yılına kadar bu okulda kurucu öğretmen olarak su ürünleri bölümünde öğretmen, atölye şefi ve bölüm şefi olarak görev yaptım ve bu görev yaptığım sürede de hep
arkamızda Japon teknolojisinin olduğunu, bize her konuda desteklediklerini gördüm. Bugün ülkemizin bazı sularında renkli sazan diye anılan Nişiki koyu denilen bir balık vardır. Bu balığı ilk defa Türkiye'ye benim yaptığım seçimlerle, hangi türlerin gelmesi gerektiği ile ilgili yaptığım seçimler sonucu ilk defa 1981 yılında Nişiki koyu Türkçe olarak da renkli sazan denilen balığı ülkemize getirdik ve ilk defa Beykoz'daki okulda o zamanki öğrencilerimizle ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ilk defa üretimini yaparak yumurta alıp ve yumurtadan yavru elde edip bunları renkli, büyük, göze hoş gelecek büyüklüğe gelinceye kadar büyüterek üreticilerimize sunduk. O zamanların İstanbul Belediye Başkanlığı'na, yani Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne giderek onlara şöyle bir teklifte bulunmuştum. Bu kadar güzel nadide balıklar getirdik. Bu balıklar yani Japonya'da derece almış, yani festivallere girmiş ve burada derece almış balıklar olduğunu, bu balıklardan, dalıklardan da anaç balıklar getirdiğimizi ve yavru elde ettiğimizi, bunları İstanbul Belediyesi'ne ait park ve bahçelerdeki havuzlara salalım. Bu konuda size yardımcı olalım, siz bize yardım edin. Biz size bu balıkları verelim ve burada öğrencilerimiz gelsin, staj yapsınlar. Mezun olanlar da ayrıca burada çalışabilirler dedik. Bu çok değerli balıkları sahiplenin lütfen diye bizzat kendim gittim. Ama maalesef bir sonuç alamadık. O zaman yalnızca Gümrük Müdürlüğü'nden bir arkadaşımız geldi ve özel ilgi duyduğunu söyledi ve kendisi kendi para vererek okulumuzdan götürdü ve sonra ileride baktım ki bu arkadaş Gümrük'te özel havuzlar yapmış ve bu havuzlarda bu balıklardan yumurta almıştı. Arkasından ben tabii üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtikten sonra baktım ki Türkiye'de renkli sazan furyasıdır başlamış. Herkes uzaklardan, özellikle Singapur'dan, Singapur'un yani kalitesiz, tam renkli sazanın özelliklerini tam yansıtmayan balıklar getirerek piyasaya veriyorlar ve yok pahasına satıyorlardı. Oysa bizim balıkçılık okulu olarak getirdiğimiz yani nadide renkli sazanlar bu arada kaybolup gittiler. Kalitesiz, tam renkli sazanın özelliklerini tam yansıtmayan balıklar getirerek piyasaya veriyorlar ve yok pahasına satıyorlardı. Oysa bizim balıkçılık okulu olarak getirdiğimiz yani nadide renkli sazanlar bu arada kaybolup gittiler. Şu son yıllarda tekrar süs balıklarıyla renkli sazanlar üzerine yeni bir şeyler başladı. Büyük bir talepler görülmeye başladı. Fakat ne yazık ki kaliteli anaçlar olmayınca piyasaya sürülen balıklarda çok yani renkli sazanın özelliklerini aksettirmeyen balıklar piyasaya sürülmeye başlandı. Ben Beykoz'daki okuldaki projeden sonra Su Ürünleri Fakültesi'ne geçtim. Su Ürünleri Fakültesi'nde 1985'ten 2017 yılına kadar eğitimin içinde bulundum. Ve bu sırada da Beykoz'daki okulumuzun Japonya'dan getirilen malzemelerinden de faydalandık. Onların araç gereçlerinden faydalandık. Ve bu ürünlerine aşağı yukarı epey katkı yaptığıma inanıyorum. Okulda Japonya'dan gelen ekip hangi amaçla geldi, nasıl bir kirli işbirliği söz konusu oldu? Onların geliş hikayesini biraz daha açabilir miyiz? Tabii bu 5. 5 yıllık kalkınma planları çerçevesinde Türk hükümeti ile Japon hükümeti arasında yapılan bir anlaşma gereğince Beykoz'da bir balıkçılık okulu kurulmasına karar veriliyor ve bu teknik donanım, araç gereç ve bilgi Japonya hükümeti tarafından bizim ülkemizdeki öğretmenlere yansıtılacağı ve böylece Beykoz'daki balıkçılık okulunun temeli atılacağı söylendi bize. Ve ben Beykoz'daki okula geldiğim zaman şu anda rahmetli olan Akio Nakazawa balık yetiştirici konusunda uzman olan Japon uzman benim uzman hocamdı. Onunla beraber çalıştım ben. 1971'den 1976 yılına kadar beraber çalıştık. Ve bizim yaptığımız çalışmalar daha çok bu okul Türkiye'de ilk bir okul olduğu için daha önce de bahsettiğim gibi özellikle müfredat programı çalışmaları, bu programlara bağlı olarak ders içerikleri, laboratuvar içerikleri, bunların hazırlanmasıyla ilgili uğraştık ilk 3,5 yıl. Ve bu aşağı yukarı sabah saat 8.30'da başlayıp akşam 17.30'a kadar sürekli olan çalışmalardı. Sürekli Japon uzmanla beraber akşama kadar öğle yemeği hariç hiç ara vermeden bu konularda çalıştık.
Ve bu çalışmalar sonucunda ilk ürünler elde edilmeye başladı. Müfredat pro olmadan çıktı. Tekrar bir taslak halinde taslak. Ve bunlar bir sürü değişimlerden sonra en son halini 1973 yılında aldı. Ve 1973 yılında okulumuzda ilk kez ağlama bölümü eğitim öğretime başladı. 1973'te ve bunun yanında ağlama bölümü dışında gemi elektronu ve gemi elektriği diye iki bölüm daha ilave edildi. Bunlar 1973 yılı. Biz 1974'te Japonya'ya gittik. Döndüğümüzde ise iki yeni bölüm daha eklendi. Bunlardan birisi benim de içinde bulunduğum su ürünleri yetiştiriciliği bölümü. Bir diğeri de balık işleme teknolojisi bölümüydü. Bu iki bölümle beraber eğitim öğretmeye başladık. Ve her bölümün kendi bir Japon uzmanı vardı. Şimdi Japon uzmanları belirli süreler içerisinde geliyorlardı. Bir buçuk yıllık süre içerisinde geliyor, çalışıyorlar ve yerine yeni bir ekip geliyordu. Yalnız benim şöyle bir şansım vardı. Yetiştiricilik bölümüne gelen Akio Nakazawa ile biz aşağı yukarı 5 yıl çalıştık. Diğer arkadaşlar birer yıllık, birer buçuk yıllık çalışmalarla bu konuyu değerlendirdi ama benim uzun süreli olması benim lehim oldu. Çünkü hem hoca beni iyi tanıyor, ben de hocayı daha iyi tanımaya başladım. Ve şurada unuttuğum bir şey var. Biz bu projeye girerken girdiğimizde, yani müfredat programları yaparken ayrıca Japon hükümeti çok güzel bir şey yaptı. Bizim ülkemizde balıkçılıkla ilgili bölgelere, başta Karadeniz olmak üzere Ege Denizi ve Akdeniz. Bu bölgelerdeki balıkçılıkla uğraşan yerlere programlar düzenlendi ve bu programlar çerçevesinde her bölüm yetiştiricilik kendisiyle ilgili, ağlama kendisiyle ilgili, işleme de kendisiyle ilgili bölümlere giderek yaklaşık birer aylık sürelerde bir de kendi ülkemizdeki bu olaylar nedir, neler yapılıyor, bunları o zaman bu işi yapanlarla görüştük. Ve onlara yani neler ihtiyacınız var, nerelerde eksiksiniz diye onlara bu soruları da sorarak yani Japonya'ya gitmeden önce bizim ülkemizde, ülkemizin de nelere ihtiyacı olduğunu onlara sorarak öğrenmiş olduk, not ettik ve İstanbul'a döndüğümüz zaman her ekip, yani yetiştiricilik bölümü kendisi, diğerleri kendi aralarında bunları değerlendirdi ve sonra Japon uzmanlarla birlikte okulumuzda farklı zamanlarda farklı toplantılar, briefingler yaparak ülkemizin o zamanki su ürünleri konusu nedir, nelere ihtiyacı var, ne durumdayız, dünyayla aramızda neler var, ne farklar var gibi konuları beraber değerlendirdik ve biz böylece kendimizin nelere ihtiyacımız olduğunu öğrenerek Japonya'ya gittik. Beykoz'daki balıkçılık okulunun projesi, okulun yapımı, okulun projelendirilmesi hepsi Japon hükümetinin marifetiyle oldu. Onlar neler yapılması gerektiğini Japonlar söylediler. Ayrıca o zaman balıkçılıkla ilgili eğitimi olmayan Türkiye'de o zaman üniversiteden yeni mezun olan bizlere de balıkçılıkla ilgili temel bilgilerin verilmesi gerektiğini Japonya tarafı şey yaptı. JICA vasıtasıyla, JICA'nın görevlendirdiği uzmanlar vasıtasıyla yani bizim balıkçılıkla ilgili donanımlı hale gelmemiz sağlandı. İlk gelen Japon ekip kimlerden oluşuyordu? Sizin çalıştığınız kişilerin çalışma disiplinleri, alana olan hakimiyetleri, bilgileri konusundaki gözlemlerinizi de ya şimdi tabii üç farklı bölüm olduğunu söylemiştim ben. Ben kendi beraber çalıştığım hocanın yetiştiricilikle ilgili hocanın bu konuda yetkin olduğunu ve dünyadan da örnekler vererek Japonya'daki durumla ilgili bana bilgiler verdi. Ayrıca temel bunun dışında biz kendimiz de tabii bize verilen kitapları, İngilizce kitaplara bakarak balık üretimiyle ilgili temel bilgileri ayrıca akşamları, geceleri de kendimiz de çalışıyorduk. Geceleri kendimiz çalışıyor ve gündüz de bir araya geldiğimiz zaman beraber ne yaptığımızı, neler olduğunu hocayla beraber tartışıyorduk. Çalışma konularımızı biz daha önceden belirliyorduk. Örneğin bugün alabalıkla ilgili, alabalık yetiştiriciliğinde gerekli olan su ve bu suyun fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri nelerdir gibi bu konular üzerine mesela hoca diyordu ki bu akşam bunu çalışın veyahut da bu haftanın programı bu. Biz o konulara yoğunlaşıyorduk ve bu şekilde böyle adım adım
hedefe doğru gidiyorduk. Tabii o zamanlar ülkemizde balık yetiştiriciliğiyle ilgili bir tek işletme vardı. Daha önce de söyledim, Bozüyük'te. Bilecik Bozüyük'te. Örneğin o işletmeye ben kendi uzmanımla yani Akio Nakazawa ile birlikte 3 defa gittim. 3 defa Beykoz'dan atlayarak Bilecik Bozüyük'e gittik ve Bozüyük'te bu işletmede hatta bir gece kaldık. Beraber orada kaldık ve neler yapıldığını veyahut da neler yapılamadığını orada yerinde Japon uzmanla beraber tespit ettik. Çünkü başka gidecek yerimiz yoktu. Çünkü yoktu. 1971 yılından bahsediyorum ben. Ve daha sonra okula geldik ve diğer iki bölümdeki arkadaşlar da aynı bizim gibi şey yapıyorlardı. Zaten Japonların gönderdiği uzmanlar kendi konularında seçkin olan kişilerdi. Örneğin bunlardan bir tanesi Japonya'da o zaman öğretim asistan kadrosunda olan Kohei Kiara'ydı. Kiara Hoca yalnızca Japonya'da Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nden şeyli. Diğer iki tanesi, iki balıkçılık okulundan mezun, üç tanesi de özel sektörden. Özellikle işleme teknolojisinden olan uzmanlar özel sektör kaynaklıydı. Yetiştiricilik ve avlama eğitim kökenli. Özellikle Kiar Hoca, belki siz de biliyorsunuzdur, ülkemizde 1971'de geldi ve 1973 yılında ülkesine döndü ama hala hayatta kalan iki tane uzmandan birisi de Profesör Doktor Kohei Kiara'dır. Kiara Hoca her sene ülkemizi ziyaret eder. Bu ziyaretlerinde hep ülkemizde neler yapıldığını, neler yapılmakta olduğunu ve özellikle de ki Beykoz'la, okulla ilgili olarak hep şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, niye Japonya'dan şunları talep etmiyorsunuz, istemiyorsunuz diye sürekli sorular sorardı. Böyle bir arkadaşımızdı. Fakat diğer uzmanlar Kiara Hoca gibi fazla Türkiye ile bir bulundukları süre dışında fazla diyalogları olmadı. Kiara Bey bu diyaloglarını kesmedi, devam ettirdi. Bizim Kiara Bey ile olan diyalogumuz daha da gelişerek devam etti. Örneğin ben üniversiteye geçtikten sonra ben kızım üniversite okurken ben master ve doktora yaptım. Yani örneği çok azdır. Kızım üniversite okurken ben de aynı zamanda master ve doktora yaptım. Yani öğrencilik yaptım. Tabii bu şeyi yapmam da Kiara Hoca'nın çok büyük etkisi oldu. Yani beni uzaktan da olsa Japonya'dan bu konuda hep destekledi ve kendisiyle diyalogumuz daha da devam etti. Lise düzeyinde olsun, sonra üniversiteye geçtiğimiz zaman kendi İstanbul Üniversitesi Surunları Fakültesi ile birebir diyaloğu oldu, birebir diyaloğumuz oldu. Ben kendisini ayrıca Türkiye'deki diğer Surunları Fakültesi, örneğin Çanakkale, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Su Ürünleri Fakültesi ve Antalya Eğirdir. Bu Su Ürünleri Fakültesindeki öğretim üyeleriyle buraya da tanıştırdım. Hoca oralara da gitti. Ve dolayısıyla hocanın tüm balıkçılık fakülteleriyle ilgili bir diyalog oldu. Ve 1996 yılında biz hocayla beraber Maltepe'de yemek yerken şöyle öneri yaptım ben kendisine. Hocam dedim, yani bu kadar gelip gidiyorsunuz. Japonya'da dünyada balıkçılıkla ilgili eğitimin en kaliteli yapıldığı yer. Bizim su ürünleri fakülteleriyle dedim, Tokyo Balıkçılık Üniversitesi arasında bir köprü kurabilir miyiz dedim. Ne yapabiliriz dedim ben. Bunun üzerine hoca dedi ki, ya bir bunu düşünelim dedi. Ve beraber hocayla oturduk. Bu konuda enine boyuna düşündük ve bir hafta sonra tekrar bir araya geldiğimizde dedi ki ben dedi Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'ne döndüğüm zaman dedi Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde dedi rektör beyle dedi bu konuyu görüşeyim dedi. Ben de dedim zaten ben dedim ben kendi fakültem ve dolayısıyla rektörlükle bu diyaloğu dedim ben kuracağım dedim. Kiar Hoca Japonya'ya döndü, 1996'dan bahsediyorum ve ben de kendi fakültem dekan ve dolayısıyla dekan bazında rektör böyle bir araya geldik. Tokyo Balıkçılık Üniversitesi ile bir eğitim, öğretim, bir ortak çalışma, akademik değişim, öğrenci değişimi ile ilgili bir proje yapabilir miyiz diye düşündük. Ve dolayısıyla metnin hazırlanması görevi bana verildi ve ben kısa sürede bu ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz'in koşullarını belirledim. Ve bunları Kiara Bey'e gönderdim. Kiara Bey'e baktı, bana gönderdi ve böylece karşılıklı 2,5-3 ay yazışmadan sonra ve nihai İngilizce metinler oluşturuldu. Ve her iki rektör de karşılıklı imzalayarak bunu işbirliği antlaşması yapılmış oldu.
Bizim karşılıklı yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde tabii başta öğretim üyesiydi ama bizim en çok uygular hale geldiğimiz şey öğrenci değişim programını başardık ve fakültemizde aşağı yukarı 20'nin üzerinde öğrencinin bu projeyle Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'ne gidip orada bir yıl teorik ve uygulamalı eğitim, en azından Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'ni tanıma ve orada çevreyle diyalog kurma gibi bir program çerçevesinde öğrencilerimizi oraya gönderdik. Ve bu öğrencilerimiz bir yıl Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde orada belirlenen hocalarla beraber çalıştılar ve dönüşte de bu öğrencilerimiz bizim kendi fakültemizde veya başka fakültelerde akademiye girdiler. Ve bugün günümüzde yani bunlardan aşağı yukarı 10-15 tanesi profesör olarak şu anda ülkemizde görev görmekte. Bunlar bu Beykoz'daki Balıkçılık Okulu'ndaki projenin birer eseridir. Tabii Beykoz'daki okul yalnız Beykoz'da sınırlı kalmadı. Buradan bu Japon-Türk hükümeti arasındaki anlaşma, balıkçılıkla ilgili anlaşmanın daha sonra üniversitelerimize de sirayet etmesiyle bugün her bir aşağı yukarı 7 tane fakültenin öğrencileri bugün Japonya'da bu program çerçevesinde eğitim görmekteler. Bu hala da devam etmektedir. Tabii bu aşağı yukarı 100'ün üzerinde dedim ben. Tabii tam kesin sayı olarak veremiyorum ama öğrencimiz bugün oraya gitti geldi ve bunların zaten gidişlerinin sebepleri de Beykoz'daki okuldur. Beykoz'daki okul olmasaydı biz yani Japonya'da nasıl bir diyalog kuracaktık? Demek ki bir diyalog kuruluyor ki bu diyalog eninde sonunda olumlu sonuçlarla ne yapıyor? Akademide de veriyor. Ben burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Japonya'ya gönderdiğimiz gençlere hep şunu söyledim. Ben sizden yıllar önce, belki siz doğmadan önce Japonya'ya gittim. Japonya'ya gittim, geldim ve bugün beraber olduk ve sizlerin Japonya'ya gitmeniz için dedim ben o bizim gittiğimiz yoldan, o kulvarı dedim ben size aşmak için çaba sarf ettik ve sizleri oraya gönderdik. Bizim de belirli bir süre bu yani şeyde çalışma hayatımız var. Sonra biz devre dışı kalacağız. Biz devre dışı kalınca dedim siz bu kapıları açık tutun. Gittiğiniz yerdeki hocalarla, arkadaşlarla diyalog kapınızı, pencerenizi dedim sürekli açık tutarsanız siz de bu sirkülasyonu devam ettirirsiniz de sizden sonra gelen kuşaklara da bunu böyle aynen iletirsiniz dedim. Bunu ben bir size vasiyet ediyorum diye böyle cümleleri kurdum. Tabii şu anda yani arkadaşlarımız, gençler ne yapıyor bununla ilgili? Bu konuda tabii benim şu anda o konuyla ilgili bir şeyim yok. Ama eminim ki onlar da yani benim yaptığımın aynısını yapacaklarından eminim. Siz Japonlar geldiğinde hani dediniz ya siz hocanızla çalışıyorsunuz, hocanızla çalışma deneyimi, müfredat geliştiriyorsunuz. Biraz şeyi açarsanız hani çalışma pratikleri nasıl, çalışma ahlakları, kültürleri nasıl? Japonların biraz iş kültüründen, çalışma kültüründen. Ondan sonra da yani bu proje Japon hükümetinin bir önerisi miydi? Türkiye'den bir davetle geldiler. Ve orada kurdukları, yani okulda Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Lisesi'nde kurdukları model, işin biyolojisi değil ama üretimini de dahil edecek entegre bir tesis kuruluyor orada. Makineler geliyor. Japonların biraz çalışma kültüründen, iş ahlakından bahsedin. Ondan sonra bu projeyi biz mi talep ettik, onlar mı önerdi? Fahri Korutürk'ün buradaki rolü ne oldu? Çünkü deniz kökenli birisi. Bir de Japonların kurduğu model. Yani modelleme üzerinden, biraz modelin felsefesi üzerinden. Bunları biraz açabilirsek çok iyi olur. Tabii bu soru çok detaylı bir cevap gerektiren soru. Yalnız şunu şöyle belirtmek istiyorum. Japonların iki tane şey var, kişiliği var. Bir çalışma saati, iki eğlence saati. İkisini o kadar birbirinden ayırıyorlar ki sabah 8.30, akşam 17.30 onların tam böyle bir kutsal günleri gibi. İbadet eder gibi çalışıyorlar. Ve kesinlikle hiçbir zaman yani kaytarma gibi bir şey yok. Bütün yaptıkları şey belirli bir plan dahilinde ve bizde genellikle ne yapılır? Hem çalışılır, hem çay içilir, hem çorba içilir. Böyle bir şey var bizde ama onlarda öyle bir şey yok. Onlar belirli saat içerisinde çalışıyorlar ve belirli saat sonra da ortak bir çay, küçük bir çay seremonisi 10-15 dakikalık ve tekrar çalışma. Yani iş disiplinleriyle yani yaşamları çok farklı. Saat dediğim gibi 8.30, 17.30 tamamen işe ait. İşten hiçbir şekilde kaytarmıyorlar ve
Tabii biz de yani ilk meslek yıllarımızı onlarla başlamak da bizim için büyük bir şans oldu. Çünkü onların iş ahlakı, günlük çalışma şeyleri şahsen ben kendime yansıdı. Ben kendimi onları rol model olarak bu işe başladım. Ve her zaman da şunu söylerim, akva kültürümü Japonya'dan aldım derim. Ve ben Japonya akva kültürünü bu ülkede yayıyorum. Akva kültürü. Akva kültür. Biraz açar mısınız hocam? Akva kültür, akva su yetiştiriciliği, su canlıları yetiştiriciliği. Bu balık olabilir, diğer su bitkileri olabilir, krustaseler yani karides olabilir, midye olabilir. Biz bunların hepsini birden akvakültür diyoruz. Bu kültürü ben Japonya'dan aldım. Onların vermiş olduğu iş disiplini, eğitimi bende şey yaptı. Dedim bu burada böyle acaba Japonya'da nasıldır diye. Gittiğimde bunu da izleme şansım buldum. Öyle enteresan bir şey ki mesela gittiğim okuldan bir örnek vereyim. Bir okula gittim, bir okulda bir öğrenci ping pong çalışması yapıyor. Bir hafta boyunca baktım yalnızca topu böyle tek şeyle vuruyor. Bizde olsa, düşünüyorum bir de Türkiye'de bir öğrenci olsa bir böyle vurur, bir böyle vurur. O sürekli aynı böyle vuruyor, aynı vuruyor. Ve ben kendisine dedim, ya bir de böyle ne vurmuyorsun dedim. Dediğim zaman bana şu cevabı verdi. Hoca yalnızca bana bu hareketi yapmamı söyledi dedi. Bir hafta dedi, ben bu hareketi yapacağım dedi. O harekete geçmiyorum dedi. Sonra düşündüm, ya dedim bizde olsa dedim bir öğrenci bunu böyle yapar mıydı diye. Yapmazdı. Çalışanlardaki bu iş disiplini, iş ahlakı çocuklarda, öğrencilerde de var. Kesinlikle o verilen şeyi harfiyen yapıyorlar. Bir de ben de Tokyo Balıkçılık Üniversitesi öğrencileriyle ben uygulamalara gittim. Beraber, öğrencilerle beraber uygulamalara gittim. Orada hoşuma giden bir olay şu. Üniversitenin araştırma birimleri var, uygulama alanları var. Burada yatakhanesi var, hamamı var. Öğrencinin her türlü günlük ihtiyacını karşılayacak sosyal donatıları var. Sabah saat 8'de başlıyorlar. Gece saat 1-1.30'a kadar çalışıyorlar. Arada tabii yemek yiyorlar, şey yapıyorlar ama haftanın belirli gününde hep beraber hocalarla birlikte gece eğlenceler düzenliyorlar beraber. Yani düşündüm acaba biz de aynı şeyi yapabilir miyiz diye. Yapabiliriz ama maalesef yapamıyoruz. Ben kendi su ürünleri fakültemde bu işi tabii bireysel olarak yaptım. Bizim İstanbul Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi'nin Sapanca Kurtköy'de bir balık araştırma istasyonu var. Bu istasyonda ben bunu mesela öğrencileri getirip burada öğrencilerle beraber kalıp bu uygulamaları oradaki modelin aynısını burada uyguladım. Ama tabii bu bütün her yerde bunun yapılması gerekiyor. Onların bize yani bana şahsen öğrettiği iş ahlakı, iş disiplininin bir sürekliliği olması. Ben bunu istediğim zaman yaparım, istediğim zaman bunu yapmam şeyi yok. Bir program dahilinde bunu mutlaka yapman gerekiyor ve onu yapıyorlar. Bizim konumuzda diğer konulardan farklı olarak bir süreklilik vardır. Bunun arkasında sizce ne yatıyor? Bunun arkasında nasıl bir milli veya dini veya sosyolojik nedenler var size göre? Şimdi böyle bir tespitte bulunuyor musunuz? Tabii iş Japonya olunca biraz çok farklı söyleyeceğim. Japonya'nın şöyle bir durum var. Bizim ülkemizin gerçekten şanslı bir konumda olduğunu söylemek istiyorum bu konuda. Japonya'da aşağı yukarı her şey yurt dışına geliyor. Burada benim bulunduğum zamanlarda bana söylenen Japonya'nın 14 günlük stoku var. 14 günlük stok. Bu eğer herhangi bir şey olur, bu stok kesilirse biteriz. Ve Japonya bir adalar ülkesi. Geniş toprağı yok. Nüfusu biliyorsun bizden çok fazla nüfusa sahip. Toprakları bizim yarımız kadar. Ve dolayısıyla bu toprak içerisinde yaşamak zorunda olduklarını biliyorlar ve dolayısıyla da bu sistemi hiç şey yapmadan sonuna kadar götürüyorlar. Yani esnetmeden hiç. Yani çalışmazlarsa yaşayamayacaklarını çok güzel biliyorlar. Koşullar onlara onu öğretmiş. Bizde ise aman şöyle de olur diyebiliyoruz biz. Anlatabildim mi? Bizim sanki farklı seçeneklerimiz varmış gibi düşünüyoruz ama onlar da yok. Onların tek seçeneği çalışmak. Çalışırsa mı, çalışmazsa olmayacağını biliyor. Ve mutlaka üretim. Üretmezse yaşayamayacağını Japonya anlıyor. Bizim aramızdaki en büyük fark bu. Biz tabii daha çok karasal şeye de bağlıyız. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama
Daha çok büyük bir kara var ve burada büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımız, anlatabildim mi? Onları biz protein kaynağı olarak kullandığımızı sanıyoruz ama yeteri kadar da kullanamıyoruz. Oysa onlar, kara parçaları az ama etraflarında büyük bir okyanus var. Bugün bakarsanız dünyanın her denizinde Japonlar avlanır. Biz kendi denizlerimizde bile ne yapıyoruz? Doğru dürüst avlanamıyoruz. Denizleri çok etkin şekilde kullanıyorlar. Kendi ada ülkelerinde yaşamak zorunda olduklarını biliyorlar. Bu birinci zorlayıcı neden. Bir de bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki travma, İkinci Dünya Savaşı'ndaki yıkım, hani kendilerini daha güçlü olmaya sevk etmiştir diyebilir miyiz? Yani onu konuşuyorlar mı veya hani onun acısını hissedip ona göre bilinç geliştiriyorlar mı? Yani şimdi onlarla bu... Hiç bir hikaye falan duydunuz mu? Çünkü anladığım kadarıyla Hiroşima'da da bulundunuz. Aslında bu soru tabii çok zor bir soru. Ben bunu okuduğum bir eserden bir alıntıyla cevap vermek istiyorum. Japonya'nın bugünkü üretim sisteminin temelleri savaş yıllarında atılmış. İkinci Dünya Savaşı yıllarında. Daha sonra şu anda ismini bilmiyorum da o savaş yıllarında şey yapanda daha sonra başbakan oluyor. Başbakan oluyor ve Japonya'nın bugün ekonomideki yani dünyanın ilk üç ekonomisi arasına girmesinin temelleri ta İkinci Dünya Savaşı yıllarında atılmış. Orada o şeyle okudum ve daha sonra ekonomiyi yönlendiren, şey yapan o kişilerin olduğu söyleniyor. Savaş, evet onlar için çok şey yapmış ama savaş ayrıca bugünkü Japonya'yı yaratmış koşullar. Savaştan sonra biliyorsunuz Japonya ordu, silah falan ne yapmıyor? Şey yapamıyor. Bütün yatırımlarını ekonomiye, sanayiye şey yapmış. Ve tabii bu arada Amerika'da çok büyük destek yapmış. Nasıl Almanya olduğu gibi onlara da aynı desteği yapmış. Ve dolayısıyla bir de Japonlar gerçekten çok çalışkan ülkeler. Çok kolay kopya edebiliyorlar. Bütün dünyadaki yapılan bütün yayınlar ertesi gün Japonya'da Japonca çevrilmiş halde bulunuyor. Örneğin kendi konum Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde özel bir tercüme bürosu var. Dünyada en son yapılan yayınlar anında Japonya'da çevrilir. Akademik, mesela akademik hepsinin İngilizce bilmesine gerek yok. Önlerine koyuyor ve herkes dünyada neler olmuş günü gününe takip edebiliyorlar. Öyle bir sistemler var. Yani hiçbir şeyi sektirmemişler yani. Biz yani biraz şey olacak ama bizdeki gibi bir iş kavgaları yok. Japonya'da tek tek baktığın zaman ya bunlar bir şey yapamaz. Bunlar beceriksiz falan. Ben de ilk his buydu. Fakat ikisi bir araya geldiği zaman gerçekten farklı bir şey oluyor. Birbirleriyle bir araya gelip dayanıştıkları zaman çok büyük işler yapıyorlar ama tek tek sanki bir şey yapamayacakmış gibi görüyorsunuz. Ama beraber güç olarak bir araya gelince büyük işler yapıyorlar. Ekip çalışmasına son derece önem veriyorlar. Ekipler, her ekip kendine düşen görevi harfini yerine getiriyor. Bir yerde bir eksiklik olursa onu hepsi sorguluyor. Neden bugün bu böyle olmadı? Ve o gün onun şeyini buluyorlar yani sebebinin bir ne aksama nerede oldu, kim aksattı? Aksatanı buluyorlar ve niçin aksatmaması gerektiğini ve gerekirse o elemanı da değiştiriyorlar. Yani böyle bir İşte acımasızlar. Kesinlikle böyle duygusal, olaya duygusal bakmıyorlar. Gerçekçi bakıyorlar. Biz ise biraz duygu yüklü bakıyoruz. Yani gerçekçi bakamadığımız için de bazı sıkıntılar çekiyoruz. Aramızdaki en büyük fark, onlar ekip çalışmasına önem veriyor. Biz maalesef ekip olarak çalışmaktan rahatsız oluyoruz. Bizde bir ben şeyi daha öne çıkıyor. Onlarda ise biz. Ben bunu gördüm. Yani aşağı yukarı onlarla olan yarım asırlık geçen şeyimde onlar daha çok çoğul kullanıyor. Bizi kullanıyor. Biz ise beni kullanıyoruz. Bunu aşabilirsek bence çok iyi şeyler yaparız. Beykoz'daki okul aslında bir dönem olarak çok önemliydi. Fakat bugün o okul o zaman bizim kurduğumuz okuldan bugün yalnızca güverte avlama diyor. Yani güvertesi var ama aslında avlaması da yok oldu. O okul, Beykoz'daki okul, ilk ismi Beykoz Balıkçılık Okulu. Hem Beykoz'u simgeliyor, hem balıkçılığı simgeliyor. Balıkçılık demek, çok geniş açılım var tabii sizin meslek olarak bilmediğiniz için. Bunun içine balık avcılığı giriyor, balık işleme giriyor, balık yetiştiriciliği giriyor. Anlatabildim mi? Her türlü balıkla yapılan her türlü işleme biz balıkçılık diyoruz. Dolayısıyla bütün içine alıyor. Daha sonra bu balıkçılık okulu Beykoz Balıkçılık Lisesi oldu. Sonra Beykoz
Balıkçılık ve Surinler Meslek Lisesi oldu ve bugün ismini bile bilemeyen şu anda ya tam söyleyemeyeceğim bir isim haline geldi. Ama bu okul isimde böyle evrim geçirirken proje maalesef evrimleşemedi. Proje dumura uğradı. Bugün o okulda, o okula ismini veren bölümler yok. Şu anda fiilen eğitim, öğretim dışına çıkmış vaziyette. Yalnızca Beykoz'daki okul normal endüstri meslek lisesi haline gelmiştir. Beni en çok üzen şey bu. Onun için ben okulda bu bölümler bitip değiştikten sonra ben yani Beykoz istikametine gitmeyi bile pek kendime şey yapamıyorum. Çünkü orada bizim anılarımız vardı. Anılarımızı unuttuk. Orada bir okul yaratmıştık. O okul yok oldu. Bugün Türkiye'nin her yerinde en ücra köşesinde bile bir endüstri meslek lisesi bulabilirsiniz. Ama öyle bir balıkçılık lisesini bulmanız maalesef mümkün değil. Bu yapılan projeyi biz maalesef ne yaptık? Bitirdik. Onun bitiş hikayesini de dinlemek istiyoruz. Hani evrimleşti ve kötüye doğru gitti ve bir süre sonra yok oldu. Onu özgün yapan değerler neydi? Felsefe neydi? Nasıl bir modeldi o? O modelin hani özgün yönlerini bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bu okulun yani kuruluş aşamasından çıkarak bugünkü hale gelmesinin nedeni yani bence bunun içinde hepimizin de suçu var. Projenin başlangıç hocası olarak ben de 1985'te oradan ayrıldım. Tabii ayrılma nedenimiz ben tamamen bir kavga bir şey değil. Ayrılmam gerektiği için ayrıldım ama orada o okulun yaşayacağını umut ederek ayrıldım. Çünkü yenimize yeni gençler gelmişti. Devreye girmişlerdi. Onlar bizden bir şeyler öğrendiler. Beraber bir şeyler yaptık. Yani böyle bir stajyerlik dönemi geçti ve biz onları ehil elleri bıraktığımızı sanıyorduk. Ondan sonra bana üniversiteden teklif gelince ben kendim yani pek geçmek de istemedim. Çünkü o okula çok bağlıydım. Ama o zamanki bazı nedenler, yani burada belirtemeyeceğim bazı nedenler de benim oradan ayrılmama neden oldu. Benden daha önce en son ayrılan benim. Benden önce o bölümde olan arkadaşlarım aşağı yukarı hepsi ayrılmıştı. Hepsi ayrılmış gitmişlerdi. Ayrılış nedenleri tabii ki bir sebepleri var. Sebepler var. Aslında o sebepler aşılamadığı için o okul aşama aşama bugünkü haline geldi. Eğer o sebepler aşılabilseydi olmazdı. Çünkü niye aşılamadı? Ben onu şuna yoruyorum. Biz ilk tayin olduğumuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu okulu destekleyen 3-4 tane orada uzun şey vardı, bürokrat vardı. Bu birisi müsteşar yardımcısı, birisi genel müdür yardımcısı, birisi de orada tayin şube müdürü de bir arkadaşımız. Bu arkadaşlarımızın özel ilgileriyle belli noktaya kadar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde de o okulu pek böyle bir şeyle sıcak bakılamadı. Çünkü okul teknik öğretime bağlıydı. Orta öğretime değil, teknik öğretime bağlıydı. O zamanlar tabii ben işin içindeyim, Tarım Bakanlığı bu okulu almak istedi. Balıkçılık okulunu almak istedi. Fakat Tarım Bakanlığı o zaman bu okulu almak isterken şöyle bir şey vardı. Tarım Bakanlığı bu okulu mu almak istiyor yoksa bu okulun yerini mi? Bu çok önemli. Ve o zaman biz bunu Tarım Bakanlığı okulu değil, okulun Boğaz'daki nadide yerini almak için böyle şeyler yapıyordu. Yani bugün o yıllardan kalan kişilerden biriyim ve Tarım Bakanlığı gerçekten burayı diğer tarım meslek liselerinde olduğu gibi eğitim, öğretim amaçlı almak isteseydi pek hali alabilirdi. Yalnızca o Boğaz'a bakan yani binaları almak ve orayı kendine bir şey yapmak için bu işe girdi. Yoksa eğitim öğretmiş şey yapsa pek hala alabilirdi. Çünkü ben şahsen Tarım Bakanlığı'nın almasını isterdim. Neden isterdim? Çünkü mezun olan öğrencilerin istihdam edeceği alan onlara bağlıydı. Tarım Bakanlığı okulu alsaydı, eğitim öğretimi devam ettirseydi, orada mezun öğrencileri ne yapacaktı? Su ürünleri tekstil olarak çalıştıracaktı. Tarım Bakanlığı'nın en büyük hatası oradan mezun olan öğrencilere sanki başka ülkenin okuluymuş gibi sahip çıkmadı. Benim kendi özel şeylerimden dolayı o okulun ilk mezunlarını ben hiç unutmam. 17 tane öğrencimi, 32 öğrenciydi, 17 tanesini o zamanki özel diyaloglarımla, o zamanki rahmetli Cahit Yörüger vardı, Milli Parklar Daire Başkanı. O Cahit Bey'in rahmetlinin vasıtasıyla 17 öğrencimizi o zaman yerleştirdik. Tarım Bakanlığı bir tek öğrencimizi almadı. Keşke Tarım Bakanlığı öğrencilerimizi alsaydı, öğrencilerimize istihdam sağlasaydı,
o okulun ben kapanacağına inanmıyorum. Çünkü istihdam olmayınca veli çocuğunu gönderiyor. Çocuk orayı bitirdikten sonra balıkçılıkla ilgili bir işe giremiyorsa veli ne yapıyor? Onu duyan ne yapıyor? Ha buradan mezun olan iş bulamıyor diyor ve böylece oraya talep ne yapıyor? Düşüyor. Talep olmayınca bir de okul yöneticileri de ne yapıyor? O okul yani oraya öğrenci girmesini pek istemeyince pek tavsiye de etmiyorlardı. Ve böylece yavaş yavaş oraya öğrenci sirkülasyonu yavaş yavaş bitti. Ve beraber yavaş yavaş bitince Milli Eğitim Bakanlığı'nda şöyle bir şey vardır. 12 kişiyle grup kurulur. 12 kişi sağlanmayınca grup kuramıyorsun. Grup kurulmayınca öğrenci alımını ne yapıyor? Durduruyor. Tabii onlar da bunu kendi şeylerine göre, kurallarına göre ha, öğrenci dolmadı, onun için kapattım diyor. Oysa öyle değil de Tarım Bakanlığı ile diyaloğa girseydi, Tarım Bakanlığı ile konuşmalar yapsaydı, Tarım Bakanlığı'na benden mezun olan şu vasıftaki öğrencileri alın veyahut da siz bizden ne istiyorsunuz Tarım Bakanlığı'na? Eğitimde neleri yapalım, ne değişik yapalım diye sorması gerekiyordu. Böyle bir koordinasyon olmayınca fakültenin öğrenci meslek lisesinin öğrenci sirkülasyonu da ne yaptı? Azaldı ve bugüne geldi. Aynı durum su ürünleri fakültelerde de var. Bugün aşağı yukarı 20 civarında su ürünleri fakültesi var. Bunlardan İstanbul ve Ege Üniversitesi su ürünleri fakülteleri öğrenci bulabilirken diğer fakültelerde yani 40'lı 50 öğretim üyesi varken 1-2 öğrenci var. Bunları da şey yapmak gerekiyor. Yalnız yani balıkçılık yalnız lise düzeyinde değil, üniversite düzeyinde de hep böyle bir sıkıntı içerisinde. Tabii her şey istihdamla bağlı. İstihdam edebiliyorsan devam ediyor, edemiyorsan yetmiyor. Arz talep meselesi yani. O kullanılan modelin biraz özelliklerini de bahsedebilir misiniz? Yani entegre üretimi de mümkün kılan bir model. Yani sadece öğreten değil ama uygulatan ama üreten, işte konserve bölümlerinde olan. Şimdi ben olayı şöyle yapayım. Tabii siz soru sordukça benim de aklıma geliyor. Aslında Beykoz'daki okul Japonya ile Türkiye'nin ilk planlamasında yatılı olarak düşünülmüş. Yani balıkçılıkla iştigal eden velilerden gelen öğrencilerin alacağı yatılı olacağı ve bu şekilde kendine özgü bir balıkçılık lisesi açılacağı ve bunun için yatakhanesi de yapılmış. Aşağı yukarı 200 öğrencili yatakhane de var. Yatakhanesi de var orada. Daha sonra o yatakhane Su Ürünleri Fakültesi'nin ilk eğitim öğretim yaptığı binalar haline getirildi. Okul yatılı olmaktan çıkarıldı. Zaten ilk projenin aksaması yatılı karar almamasıyla başlamış oldu. O zamanlar mesela ben ve bir iki arkadaşımız yatılı olsun, biz yatılı öğrencileri her zaman, çünkü biz kendimiz yatılı okullarda okumuştuk hep. Yatılı okullarda okumadan ve buralarda nasıl davranması gerektiğini bildiğimiz için biz bu öğrencilerimize sahip çıkacağız diye biz söylemiştik ama biz sayı olarak azınlıktaydık. O zamanın yöneticileri aynen şu cümleyi kullanmışlardı. Ben ne hamamcılık yaparım ne aşçılık yaparım diye mesela zamanın müdürü böyle bir kelime kullanmıştı. Ben de kendisine rahmetli şunu söyledim. Bizi dedim devlet dedim ben 12 yıl yatırdı, yedirdi, içirdi, okuttu. Orada banyo da yaptık yani o lokantacılık, aşçılık, hamamcılık mı yaptı dedim hocam. Bugün biz geldik burada biz çalışıyoruz. Bu böyle olması gerekiyor diye böyle hatta tartışmamız da oldu. Kavga değil tartışmamız. Ama tabii biz azınlıkta olunca proje bir kere orada aksadı. Bir. İki, Japonya'da yapılan şu. Japonya'da her okulun şeyi var, araştırma gemisi var. Ayrıca her lisenin gene uygulama alanları var. Burada üretim yapıyor, yaptığı üretimleri pazarlayabiliyor. Oysa Beykoz'da tatlı su yok. Tatlı suyla ilgili yetiştiricilik yapma şansın yok. Denizde, Boğaz'da da bu işi yapamayacağına göre denizde de yapamıyorsun. En çıkar yol tatlı su yerlerde uygulama alanları belirlenmesi için ben şahsen çok çaba sarf ettim. En azından dedim ben okula ait yani hiç olmazsa 40-50 tonluk kapasitesi olan üretim yapan bir yer olsun ki öğrencilerimiz uygulama çalışmalarına oraya gitsin. Aynı zamanda bu bir örnek model olur. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz Sakarya Üniversitesi'nin bulunduğu yerde bizim Sapanca'da bir Kurtköy'de araştırma istasyonumuz var.
Bu araştırma istasyonunda alabalık yetiştiriciliği yapıldı ve alabalık yetiştiriciliği orada yapılınca Sakarya'da birçok işletme bizim oradan örnek alarak bizim orasının katkılarıyla bugün Sapanca'da Sakarya'da birçok alabalık işletmesi vardır. Böyle gittiğiniz zaman aile tipi olsun, büyük tip olsun işletmeler vardır. Bütün bu işletmeler bizim İstanbul Üniversitesi'nin Sapanca Kurtköy'deki araştırma istasyonundan kaynaklanmıştır. Oranın yani bilimsel katkılarıyla olsun, teknik katkılarıyla olsun yapılmıştır. Ve halen bugün yeni teknolojilerde bunlar devam etmektedir. Ben Sapanca Kurtköy'de bulunduğum sürede yani burada dişi balık üretme teknolojisini burada mesela geliştirdik. Bugün bunu Akyazı'da yapıyordu. Daha sonra Düzce'ye geçti bir arkadaşımız. Şu anda bu bölgede yapıyor. Başarılı bir şekilde yapıyor. Bir de fotoperiyot uygulaması dediğimiz, yani balıklardan her dönem yumurta almakla ilgili bir çalışma. Bu de yani ışıkla yanıltarak biz bunları gecesini, pardon baharını, yazını bahara değiştirerek, şaşırtarak hayvanlarda her dönem yumurtalıyoruz. Mesela bunu ben Sapanca'da yaptım. Ben yaptıktan sonra bu bölgede işte o dediğimiz arkadaşlar bunu uyguluyor, yapıyorlar. Eğer Beykoz'daki lisenin böyle bir şansı olsaydı, bunu uygulardı, şey yapardı ve lisede yaşardı ama maalesef yaşamadı. Onların şeyi bizzat uygulayarak, yaparak, yaşayarak böyle bir eğitim modeli onlarda. Yani bizim bu modeli maalesef biz şey yapamadık, başaramadık. Beykoz'daki okulda konserve üretildiği ve satış yapıldığı yönünde bir bilgi almıştım. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? O okulda, okulun aslında en önce kapanan bölümü işleme teknolojisi bölümüydü. 2007'de kapandı o. O dönemler balıktan balık sosisi, bayağı bildiğimiz şu anda balık sosisi yapıyordu. Balık sucuğu, efendim füme balık, konserve balık. Bunlar orada bayağı işlenerek yapılıyordu. Makineleri vardı, ekipmanlar vardı. Yani çalışıyordu. Çok büyük kapasiteli olmasa bile bir okul için büyüktü. Yapılıyordu, şey yapılıyordu. Fakat bu tabii oradan o arkadaşlar ayrıldıktan sonra burası ne yapıldı? Normal endüstri meslek lisesinin bir bölüm haline geliverdi. Oysa dediğiniz gibi balıktan her türlü şey mesela konservesi yapılıyordu, balık sucuğu yapılıyordu, balık sosisi yapılıyordu, füme balık yapılıyordu. Bunlar orada bizzat yapılıyordu. Ben şahidim yani. Biz kendimiz de oradan para verip alıyorduk. Döner sermayesi vardı, küçük bir soğuk deposu vardı. Ama orası maalesef 2007'den itibaren bitti. Atıl vaziyete geldi. Geçen sene de, en son geçen sene de, geçen eğitim yılında benim bağlı olduğum su ürünleri bölümü o da kapatıldı. Yani öğrenci alımına son verildi. Hocam, şimdi dediniz ya Beykoz'da tatlı su üretimine, balıkçılığı üretimine imkan veren bir ortam yoktu. Atıyorum Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açılsaydım ise daha uzun süre hayatta kalabilir miydi? Size ben Japonya'dan örnek vereyim bunu. Tokyo'da balıkçılık lisesi var ama Tokyo'da su yok. Oradan 70-80 kilometre, 100 kilometre ileride araştırma istasyonu var. Oraya pekala açılabilirdi. Ben onu dedim demin. Mesela Bozüyük'te suyun olduğu yere gidip oraya ne yapılırdı? 40-50 tonluk bir işletme pekala yapılabilirdi. Hem öğrenci ne yapıyordu? Uygulama yapıyordu. Bunu dönerli hale getirdiğin zaman her zaman orada öğrenci bulunabilirdi. Orada ne yapardın? Balık alırdın, büyütürdün, beslerdin ve büyürdü. Büyüdükten sonra bunu ne yapardın? İşleme kısmına verirdin. Onlar füme yaparlardı, konserve yaparlardı, balık sosu yaparlardı. Ben Japonya'ya gittiğim zaman Yavuz Balıkçılık Lisesi'ne gittim. Bana ilk önce ne verdiler biliyor musun? Su ürünleri işleme bölümünün konservelerini bana verdiler önce, aşağı yukarı. 40-50 kutu konserve balık verdiler. Füme balık verdiler. Ya ben ne olacak, bu otelde kalıyorum. Akşam yersin, anlatabildim mi? Bir lise bunu yapıyor. Biz de pekala bunu orada yapıyorduk. Dediğin gibi suyun olduğu yerde bir havuzlar kurarak, yani küçük bir işletme kurarak bu iş pekala yapılabilirdi. Yani hem öğrenci uygulama yapardı, hem o bölgeye bir örnek model oluşurdu, zaten amaç buydu. Diyelim Şile'de su var. O zaman aradık vardı mesela, orada yapabilirdin. Orada yaptığın zaman Şile'deki halk da ne yapardı bunu görerek? Onlar da aile tipi işletmeler kurabilirlerdi. Ve böylece bunu yapmayarak, dar Beykoz'a sıkışarak onlardan mahrum olduk. Ve bugün de okul kapandı. Japonya'nın yaptığı tek şey, yaptığı işi devam ettiriyor. Hesabını, kitabını yapıyor. Günü kurtarmak için iş yapmıyor onlar.
Biz o günü kurtarmak için iş yapıyoruz. Bir iki adım veya da 3-4 yıl sonrasına bakmadan anı düşünerek yapıyoruz. Onun için olmuyor. O dönem Fahri Korutuk Cumhurbaşkanı'ydı. Onun özel talebi ve girişimiyle bu projenin biraz hayata şimdi, kaldığını ben görüyorum. Ya, ondan sonra bu proje zaten çok ciddi anlamda şimdi şöyle, yapılıyor ve yapılıyor. Oradaki şey mi? Bakalım. Şimdi ben o konuya girecektim de siz hatırlattınız, iyi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda dedim ki yani ilgili, yani ilgi gösteren 3-4 tane daire başkanı var dedik. Bir müsteşar yardımcısı var dedik. Onların ilgisiyle gitti. Ah, en büyük ilgilerden biri de o dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli Fahri Korutürk Paşa'mızdı. Fahri Korutürk Paşa bizim okulumuzu 3 defa ziyaret etti. 3 defa ziyaret etti. Üçünde de ben vardım. Hatta ziyaretlerinde fotoğrafları ben çekmiştim. Şu cümleyi kurdu. Bu okula geldiğim zaman dedi rahat ediyorum. Bu gençler de dedi, yani biz kastediyoruz, biz gençtik tabii. Oturup dedi konuşmaktan dedi mutlu oluyorum dedi ve ülkenin dedi böyle sizlerin elinde güzel yerlere geçeceğine de inanıyorum dedi ve size ne ikram edebiliriz dedi. O zamanki baş mahallemiz vardı, Halil Ural. Ben sizi de onu da tanıştırmak istiyorum. Yaşıyor. O da dedi ki greyfurt suyu dedi. Aynen konuşmayı naklediyorum. Paşam şu anda greyfurtumuz yok dedi. Tamam dedi. Teşekkür ederim dedi. İkinci gelişinde paşam ne içersiniz? Greyfurt deyince zaten greyfurt hazırdı. Geldi verdi. Bak dedi yani benim dedi greyfurt sevdiğimi unutmamışsınız. İnşallah buradaki görevlerinizi unutmazsınız. Devam ettirirsiniz diye bir cümle kurdu. Bizim okulumuza 3 defa geldi. Gerçekten okulun kurulması okulun özel bir hamisiydi. Kendisi deniz amiraliydi biliyorsunuz. Denizciydi. Bu nedenle de bir okula özel bir ilgi veriyordu. Ha antiparende bir şey de belirtmek istiyorum. Rahmetli Kenan Evren de geldi okulumuza. O da yani destek olacağını, sahip olacağını, çünkü dedi başbakanımız denizci dedi, Bülent Ulusu vardı. Belki bilirsiniz, o zaman 12 Eylül'ün başbakanıydı. Beraber geldiler. Milli Eğitim gene Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam böyle geldiler. Okula sahip çıkacaklarını, şey yapacaklarını yani bizzat bana söyledi. Hatta bana sordu ki nerelisin dedi. Ben de Muğla Fethiye'liyim. Ya ben de dedi İzmirliyim. Rahmetli böyle bir konuşmamız geçti. O da geldi ama işte bu kişiler gidince bu okul maalesef kişilere bağlı. Bir şeye kişilere bağlı olarak yapılırsa yürümez. Kişilere değil, ekip olarak yapılır. Düşünceyi oraya yaratırsan olacak. Kişilerin o gün, ya ben istedim, ya, bu ülkenin bir şeyi olacak, politikası olacak. Eğitim politikası olacak. O ülke politikasını devam ettirmen gerekiyor. Kişisel politikalarla götürürsen belli yere kadar gidiyor. Ama ülke politikası olursa gider. Kişi politikası olduğu zaman kişi varsa vardır, kişi yoksa yoktur. Japonya'da bu kişiler değil de daha çok Japonya'da bu hani kişilere bağlı değil bir sistem kurulmuş. Her gelen yönetim o sistemi devam ettiriyor. Yani Türkiye'de bunun tam tersi. Yani kişiler ölünce projede rafa kaldırılıyor. Yani Türkiye'nin bir talihsizliği. Her dönem olmuş yani 70'lerde de bu böyleymiş. Şimdi de çok farklı olduğu söylenemez. Yani orada sistemler var, bizde kişiler var. Şimdi şu var, biz nedense milletçe not almayı sevmiyoruz. Bir toplantıya girdiğiniz zaman not almayı hiçbir zaman sevmiyoruz. Siz tabii tanıştığınız Kiara Bey var. Kiara Bey'i bulun, şey yapın. Hocam bir daha gelişinizde 1971 Eylül'ünde, çünkü Eylül'de geldi İstanbul'a. 1971 Eylül'den itibaren İstanbul'da tuttuğunuz notlarla beraber şey yapabildiniz deyin, getirsin. Bütün kimle konuştu, günlük ne yaptı yazar. Biz nedense diyoruz ki biz unutmayız bu öyle bir şeyleri unutuyorsun. Bir Japonya'da Japonlar neden başarılıdır diye bir öğrencilerde kompozisyon yarışması yapılıyor. Dünyada yani niçin başarılı oluyor falan diye bir Japon kız ne yazıyor biliyor musun? Kalemin gözü unutmaz. Bunu yazıyor. Başka bir şey yok. Kalemin gözü unutmaz yani not tutmak. Biz not tutmuyoruz. Dolayısıyla geliyoruz, dinliyoruz. Kapıdan çıkınca o da bitiyor. Yani bizi bu hale getiren sistemsizlik. Günü bir düşünme, geleceği düşünememek. Japonya'da kaldığınız dönem içerisinde gündelik hayatta, sosyal hayatta dikkatinizi çeken başka neler var kültürel olarak? Hani Japonların özellikleri, yaşam biçimi, dilleri, koşturmacaları, ulaşım sistemleri. Hani bunlarla ilgili böyle genel şöyle bir süzdüğümüzde hani dikkatinizi çeken, böyle sizi etkileyen noktalar neler? Ya ben en çok etkileyen, Japonya'da en çok etkileyen şeylerden biri oldukça kalabalık Tokyo'da bir nüfus var. Bu nüfus nasıl şey oluyor falan. Çünkü ben yer üstünde kimse görmüyordum. Her şey toprak altındaymış. Metro.
Yani her yöne 3 dakikada bir giden metro var. Ve metro istasyonları, duraklar öyle yani bizdeki minibüs durakları gibi. Herkes yani herkese uygun bir şekilde şey var, istasyonlar var. Mesela ben İstanbul'da mesela Ünalan'ı hep örnek veririm. İniyorsun, çıkmak için 10 dakika yürüyorsun en az, 10-15 dakika. Bunun içinde çok yaşlılar var. Tabii bizim gibi gençler için sorun değil ama yaşlılar için sorun oluyor bu. Öyle bir şey yok. Buraya da inip çıkabiliyorsun. Bu bir. İki, ya bu kadar nüfus gündüz akşama kadar çalışıyor. Yani gerçekten mesai saatlerinde şey yapıyor. Sonra ne yapıyorlar? Onu gözlemledim. Bir kere hepsi yani evlerine iş yeriyle ilgili bir şey götürmüyor. Eve gitmeden önce gidiyor bir coffee shop'ta şurada burada beraber bir sohbet edip bir şey yapıp evine öyle gidiyor. Ve dolayısıyla sosyal şeyler bakımından da çok gelişmiş. Günlük yaşamın ağır yükünü eve taşımadan onu deşar olabilecekleri yerlere uğrayarak yarım saat, bir saatlik şeylerle, molalarla onları gideriyor ve eve daha böyle ailesini güler yüzle, ailesine merhaba diyebilecek bir şekilde evlerine gidiyorlar. Ben bunu gördüm. Ölümüne çalıştıktan sonra eve öyle gittiği zaman tabii ki rahatsızlık verebilir pekala ama ne yapıyor bunlar? O rahatsızlığı böyle ne yapıyor? Üzerinden atarak evlerine gidiyorlar. Abi bir de şu var, sistemleri çok güzel oturtmuşlar, ulaşımları çok güzel. Her türlü ulaşım şeyleri var. Mesela çalışanların ulaşımları var. Her gün Osaka'dan Tokyo'ya gidip gelenler var mesela iş için. Bak, Osaka'dan yani Tokyo'ya gelip gidenler var. Ne demek bu? İstanbul'dan Ankara'ya. Evet, günlük. Bu kadar muhteşem ulaşımlar var. Örneğin Tokyo'dan kalkan bir belediye arabası ta Nagasaki'ye kadar gidiyor. Tokyo'dan kalkıyor, başkentten. Yokohama, Shizuoka, Osaka anlatabildim mi? Böyle ta Nagasaki'ye en batıya kadar gidiyor. Oradan dönüyor. Böyle bir sistemler var. Çünkü benim garibime gitmişti. Her yerde böyle otobüs duraklar var böyle. Saatle yazıyor, şey yazıyor. Tokyo'dan kalkıyor, Nagasaki'ye gidiyor. Böyle sistem oluşturmuşlar. Bir de tabii siz Japonya'yı soruyorsunuz. Herhangi bir tuvaletine gidin, oturun. Ekmek, yemek yiyin. Pırıl pırıl. Tertemiz. Sosyal anlamda başka bir şeylerden daha bahsedeyim. Çünkü ben onların günlük yaşamlarına da girdim. Beraber de yaşadık. Eve gelir gelmez bütün giysilerini çıkarıyorlar. Hemen çamaşır makinesine atıyorlar. Genel ofra diyor onlar. Banyoya giriyorlar. Japonların en büyük şeyleri bu. Her gün günlük banyolarını yapıyorlar, çıkıyorlar. Anlatabildim mi? Ertesi gün taze bir şeyle, zinde bir şeyle, yeni temiz pırıl pırıl kıyafetlerle giriyorlar. Evden çıkarken benim giydiğim gibi bir grand tuvalet. İşe girdiği zaman iş elbiselerini giyiyor. Hepsi ama. Kravat maravat yok. Tamamen çalışma elbiselerle sanki angarya işçilik yapacakmış gibi işe giriyorlar. Ve akşam eve dönerken de şey yapıyor, kıyafetini değiştiriyor. Böyle bir sistemler var. Onu ben de şey yapmıştım. Ben de gündüz o iş kıyafetini giyiyordum. Otele geliyordum, çıkarıyordum. Temiz şeyleri öyle çıkıyordum. Bir de şunu söyleyeyim. Ben bizi oraya davet eden JICA, bizi tabii memnun etmek, mutlu etmek için bizi lüks otele yerleştirdiler. Bir gün ben gittim, beni beraber çalıştığım, yani benimle ilgilenen JICA yetkilisine ya dedim ki ben bu otelde rahat oluyorum dedim. Rahat edemedim dedim. Niye dedi ya? Bizim dedi Tokyo'nun en lüks oteli dedi. Ya işte ben ondan rahatsız oldum dedim. Peki sen ne istiyorsun dedi. Ben böyle mütevazi dedim ben. Rahatsız olmayacağım dedim. Bir yer istiyorum dedim. Bayağı şaşırdılar, güldüler. O zaman öyle yer var dediler. Çünkü ben o otelde yani yürümekten çekiniyordum. Çünkü her yer böyle pırıl pırıl rahat edemedim. Sonra beni bir ryokan'a yerleştirdi. Ryokan yani bizim Anadolu'daki bir şey gibi yani evimiz gibi düşün. Böyle koltuk moltuk yok, yer yatağı. Ben öyle bir yer istedim, orada kaldım. Şaşırmıştı. Ya yarın dedi Türkiye'ye gidince dedi yani bizimle ilgili dedi ilgilenme sakın yok öyle bir şey olur mu dedim. Ben istiyorum. Hatta Kiara Bey bir gün geldi. Şaşırdı. Siz tanıdığınız için. Ne dedi? Kim şey yaptı? Ben istedim dedim. Ya olur dedi. Ben de geliyordum dedi. Niye değiştirdin dedi.
Böyle bir anımız da oldu yani. Şimdi biz Japonya'ya gittik, tabii biz Müslüman bir ülkenin kişi olarak tabii belli şeyleri yemiyoruz. Tokyo Balıkçılık Üniversitesi'nde 3 Türk arkadaşız, Japon Kiar Hoca var. Öğlen yemeğe beraber gidiyoruz. Biz gidince lokantaya o hemen Gyunuku Kudasai diyor. Yani dana eti diyor, 3 tane, 4 tane. Geliyor, biz de yiyoruz falan, çıkıyoruz. Bu her gün böyle devam ediyor. Çok da lezzetli. Kiara Bey, diğer iki arkadaş da Hokkaido'ya gitti. Ben yalnız kaldım. Öğlen gittim ben, oturdum. Günükü Kudasai dedim. Yani bir dana pirzola dedim. Özür dileriz dedi. Bizde dana pirzola yok dedi. Biz dedim her gün geliyor, yiyorduk. Kiara Hoca yiyorduk dedim ben üniversitenin kıyında. Yok dedi, bizde yok dedi. Neyse böyle şey yaptı. Sonra Kiara Bey geldi. Üçümüz gittik. Kiara Bey gene dedi ki, Günükü Kudasai dedi yani. Futsu. Üç biz var, bir de o dört. Dört taneydi. Günükü. Dana biftek dedi. Ben dedim, hocam, bir dakika dedim ben. Siz yokken ben buraya geldim dedim ben. O garson orada gidiyordu. Onu bir çağır dedim. Ben aynı senin dediğin gibi dedim. Bana özür diledim dedim ben. Bizde dana pirzola, bana dana biftek yok dedim. Burada öyle şey yokmuş dedim. Kiara Bey, ha öyle mi dedi. Nereden öyle? Dedi, o dedim ben. Dedi ki, siz dedi evlisiniz, barklısınız, çorunuz var, çocuğunuz var mesela. Onun için dedi sağlam kalmanız gerekiyor dedi. Onun için dedi protein ihtiyacını aksatmamanız için ben yaptım dedi. Günah varsa günah benim olsun dedi. Böyle aramızda böyle bir şey geçti. Bu da böyle bir tatlı olarak, hatta Kiara Bey Türkiye'ye geldi zaman zaman bunu ben söylerim kendisine. Böyle bir anımız oldu. Benim Japonya ile ilgili başka bir anım da, bilmiyorum burada olur mu olmaz mı anlatmak ama 5 Mayıs onlarda bahar bayramı. Bütün yani o gün tatil oluyor. Aşağı yukarı 5 Mayıs, tahmin edeyim bir hafta bir bayram tatilleri var. Bahar tatilleri. O tatilde bir grup öğrenci Osaka'dan Tokyo'ya gelmiş. Biz de bir arkadaşla Ginza'da yemek yiyoruz. O yemek yerken arkadaşları karşıdaki kızlar bize güldü dedi. Ben de gülebilir pekala dedim ben. Daha sonra biz bittik hadi kalkalım. Ya dedi bekle biraz da. Neden? Onlar da bitirsin. Bize dedi pas verdiler. Ya dedim öyle şey olur mu dedim ben. Dedi ki oradan çıkma Ginza'dan yani gitmemiz için iki çıkış var. Yer altından gideceğiz. Ya sağdan ya soldan. Dedi ki sen buraya geç. Buraya ben gideyim. Bana gelirse dedi ben sana gelirse sen konuş bir şey yapalım. Ben öbür tarafa gittim. Dedim inşallah buraya gelmezler. Gelirse de giderler dedim. Bir baktım bizim arkadaş almış geldi ikisini. Otele gittik. Bowling oynadık, eğlendik. Ondan sonra arkadaş büyük olanla işte konuşuyor, şey yapıyor. Küçük de o arkadaşın yani arkadaşla sohbet eden biraz şey soğuk bir tip. Benimle konuşan kız ya da böyle sempatik, böyle cıvıl cıvıl. Bana diyor ki elinden tut da benimki görsün, ben de tutayım diyor. Sonra ben kıza dedim ki kardeş mardeş var mı? Kız dedi ki ben anneme hamileyken babam ölmüş dedi. O zaman dedim ben senin baban olayım dedim. Pardon, abin olayım dedim. Ben abinim senin dedim. Bizim arkadaş bunu duyunca kızdı, kalktı gitti, benim odadaydık. İki kız kaldı. Sonra ben bu kızcağızları aldım. Siz nerede kalıyorsunuz kızım dedim ben. De, taksi tuttum. Yurakçı'da bir otelde kalıyorlar. Otele götürüp bıraktım. Adres aldım. Ondan 2,5-3 ay sonra anlatmıştım ya. Osaka'da oraya ben Ohta diye bir merkez. Oraya gittim bir kızla Osaka'lı bir baktım aynı yerde. Ve o kızcağızla orada bir yere geldik sonra. Annesiyle geldi, beni evine götürdüler, şey yaptılar. O dönemlerde de benim Türkiye'de kızım doğmuştu. Kızımın doğduğunu orada onlara söyledim. Ondan sonra benden İstanbul adresini aldılar, şey yaptılar. Aradan 2,5 ay falan geçti, hanımdan bir mektup. Gönderdiğin şeyler çok güzelmiş. Deniz de dedi, oynuyor onlarla falan deyince ben hiçbir şey göndermedim. Sonra o kızla şey yaparken bir şekilde öğrendim. O aile... Kız ve annesi benim İstanbul'daki aileme hediye göndermişler, doğum hediyesi. Böyle bu da güzel bir anı olarak yani anlatıyorum. Yani şey olarak aynen bizim Anadolu insanları gibi çok böyle insanlara saygılı, sevgili bir aile. Ben hayatımın en güzel günlerini orada geçirdim. O projeye girdiğime de gerçekten çok mutluyum. O projede iyi şeyler yaptığıma da inanıyorum. Bu ülkenin birçok gencine katkı yaptım. Türkiye'de denizlerden faydalanamamasının, yani etkin bir şekilde Japonya kadar faydalanamamasının sizce sebepleri ne?
Yani niye bu kadar üç tarafı denizlerle çevrili? Hani o konudaki şahsi fikirleriniz. Hani üç tarafı denizlerle çevrili ama bizim hani sofralarımızda balık ve ürünleri, balık ürünleri yok. Biz balık yeteri kadar yiyemiyoruz, omega yeteri kadar alamıyoruz. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili ama yani Japonya'nın tükettiği kadar balık tüketemiyoruz. Hem balık çok pahalı, hem insanın sofrasında balık kültürü çok zayıf. Ve çocukların, gençlerin beslenmesinde balık temel bir besin unsuru değil. Yani hem denizlerden çok yararlanamıyoruz, hem de böyle bir kültür yok. Yani üç tarafımız denizlerle çevrili ve neden bunu başaramıyoruz? Sizce şahsi görüşleriniz ne? Şimdi şöyle, bu soru biraz yani cevaplandırılması hem kolay hem zor bir soru. Bugün direkt kıyıya sahiller yerlerimizde balık tüketiliyor. Zaten kişi başına tüketimi zaten yukarı, yani 7-8 kilo olan, hadi bugün de 4-5 kilo falan deniyor. O kadar çıkaran gene bizim sahilden yerlerimizdeki insanlar. Sahilde bağlantılı olmayan yerlerde balık tüketimi çok düşüyor. Sıfıra düşüyor. Çünkü son yıllarda biraz daha böyle sağlıklı ile, yani soğuk hava zinciri, soğuk zincir kurulunca sağlıklı balık iletilebiliyor. Ama daha önceleri hiç iletilmiyordu. Ve balık, mesela diyelim hamsi, Trabzon'dan, Samsun'dan yola çıktı. Daha İç Anadolu'ya gelince kadar ne yapıyordu? Epey, yani en az bir gün geçiyordu. Bu çok çok da, balık biliyorsunuz çok da çabuk bozuluyor. Ve dolayısıyla çok ulaşımlar böyle seri olmadı, soğuk zincir kurulamadığı için oraya kadar gitmiyor ve dolayısıyla olmuyor. Yani tüketimi şey yapıyor ama sahildar yerlerde, mesela ben bulunduğum Fethiye olsun, Ege kıyıları olsun, Marmara kıyıları olsun, bayağı tüketiyorlar. Yani her gün olmasa bile iki güne sofrada balık olur. Ama onun dışında, yani Anadolu'nun birçok yerlerinde maalesef bir sazan oluyor, onu da kokar balık diyorlar, çamur kokuyor falan diyorlar. Onun için o vatandaş onu diyemiyor. Ve dolayısıyla karasal bölgelerde fazla tüketilmiyor ama iç bölgeler, kıyılarda tüketiliyor, ben ona inanıyorum. Ayrıca son günlerde şöyle bir durum var. Ben tabii kendi konum olduğu için bu balık tezgahlarını, büyük süpermarketleri mesela sürekli takip ediyorum. Orada öğrencilerimiz de var. Maalesef bizim marketlerimizde bugün kaliteli yetiştiricilik, çıpra olsun, levrek olsun, diğer balıklar olsun ulaşmıyor. Döküntü olan, anlatabildim mi? Kimsenin almadığı balıklar maalesef, elek altı dediğimiz balıklar geliyor, oraya satılıyor. Onlar da oldukça pahalı. Bizim birinci kalite dediğimiz ürünler bugün Avrupa piyasalarında pazarlanıyor maalesef. Avrupa'ya pazarlanıyor. İç tüketimde fazla vermiyorlar. Çünkü balığı pahalıya üretiyorlar. Neden pahalıya üretiyorlar? Balığın ham maddesi olan balık unu dışarıdan geliyor. Bizim yeteri kadar elde edemiyoruz. Dolayısıyla balık yemi ham maddesi hep ithal olduğu için maalesef çok pahalı yaşa yapıyor ve bu pahalı ürünle içe verdiği zaman onlar kurtaramıyor. Ve dolayısıyla ne yapıyorlar? Hep ihraç ürünü yapıyorlar. İçe verdikleri de mesela balık formu bozuk olan, yüzgeç formasyonu değişik, yani bozuk olan, vücut deformasyonları olanları iç pazara veriyorlar. Normal, sağlıklı olanları da dışa veriyorlar. Bizim bugün Avrupa'ya en çok balık ihraç eden ülkelerde biri biziz. Onu biliyorsunuz herhalde. Ama iç piyasada maalesef yok. Vermiyorlar. Bundan aşağı yukarı 10 sene önce bizim günlük mesela Bodrum'un, İzmir'in, Muğla'nın balıklarını biz mesela bulabiliyorduk tablolarda. Ama şimdi yok. Vermiyorlar. Hatta o zaman firmalar reklam yapıyorlardı. Balık reyonlarında kendi görsel reklamlarını yapıyorlardı. Örneğin mesela ben reklam olmasa bir kılıç su ürünleri reklamını yapıyordu. Reklam böyle. Bütün ama sonra ihraç gelince bu reklamını yaptılar, kaldırdılar. O piyasalara da dediğim gibi elek altı balıkları gönderiyorlar. Bu aşırı avlanma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? O konuda tabii ben avlamayla ilgili çalışmam yok ama balıkçılığın içinde olduğum için şunu söylüyorum. Bir kere avlanmada belirli şeyleri biz maalesef zorluyoruz. En azından bir balığın bir kere verim, yani bir kere döl vermesine fırsat vermiyoruz. Dolayısıyla aşırı avcılık dediğimiz, yani balığın bir kere yani yumurta vermesine, döl vermesine fırsat vermeden yakalıyoruz. Üreticiler bunu anladılar ama çok işten geçti. Bugün tabii bazı
Bunun yanında iyi yani kurallara uyan avcılık yapan işletmeler de var ama birçoğu maalesef şeyler yapıyor. Bugün mesela hamsi, bakın hamsi böyle elle tutulmayacak kadar küçük hamsi pazarlarda bugün. Bunun avlanmaması lazım. En azından 7 santimden yukarıdan yukarı olması lazım. Anlatabildim mi? Hepsi böyle minik minik 4-5 santimlik hamsiler var. Son bir soru ve ondan sonra yavaş yavaş bitirelim. Japonlar bu projeyi başlattılar, devam ettirdiler. Ama bu hale geldiğini farkındalar mı ve biz belki bu anlamda Türkiye ile ilgili bir devam durumu söz konusu olabilir. Şimdi Japonlar bu durumun bu hale olduğunu biliyorlar mı? Bu halde olduğunu ben bildiklerini sanmıyorum. Bu halde olduklarını yani bilebilme şansları tek Kiara Bey. Ben Kiara Bey'in bu konuyu yani ilettiğine inanıyorum. Yani ilettiğini çünkü Kiara Bey'in bizimle olduğu gibi Mısır'la da diyaloğu var. Evet. Mısır'la diyaloğu var. Mısır'la sürekli şey yapıyor ve Kiara Bey bana dedi ki Mısırlılar diyor biz uzmanları sizden daha çok dinliyorlar. Mesela o Mısır'a da gitti. Mısır'la sürekli aynı Türkiye'li olduğu gibi diyaloğu var. Mısırlıların bizden daha çok yani yapılan projelere uygun çalıştıkları, Türkiye'nin ise maalesef projeye uymadığını Kiara Bey söylüyor. Kiara Bey bunu bana söylediğine göre, JICA'nın bir zamanlar uzmanı olduğuna göre bunu JICA'ya da ne yapıyordur? İletiyordur. Ben kendisiyle aynı soruyu ona sordum. Siz dedim, buradaki okulun dedim ben, tarihçesini dedim ben ve şu andaki son şeyini dedim ben, biliyorsunuz. Okumuyorsunuz dedim ben, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz dedim. Peki sizin bu bildiğiniz bilgileri dedim ben, sizin bir zamanlar uzmanlığını yaptığınız JICA dedim, anlatabildim mi? JICA yani buraya yatırım yapan, bu projeyi destekleyen, teknik donanım bakımından destek veren, bilgi bakımından destek veren JICA'nın bunlardan haberi var mı dedim ben. Kendisi o zaman bana güldü. Buradan var olduğunu inanıyorum. Kendisi bana dedi ki, sen dedi devreye gir dedi, tekrar dedi Japonya'nın dedi devreye girmesi için dedi, uğraş ver, şey olsun dedi, yani sizden gelsin talep dedi, anlatabildim mi? Buradan ben anladım ki Kiara Bey bunu JICA'ya bildirmiş. Hikayenin nereye gittiğini söylemiş. Ben öyle inanıyorum.